Ben başladım. Yani çocukluğumdan başla abi. Nasıl başladın, nasıl ettin? Onları zaten daha önce sana anlatmıştım. Burada anlattım abi. Şimdi efendim benim müzisyenlik hayatım çok küçük yaşlarda başladı. 5-6 yaşlarından itibaren o zamanlara tabi sadece radyo vardı. Radyoda duyduğum şarkıları, türküleri kendi kendime söylerdim mahallede. Evimde söyler, ev oturduğumuz yerde söylerdim. Neyse zaman geldi, okula başladık. Okulumuzun birinci sınıftayken daha birinci de, yani müzik dersinde öğretmen çocuklar sesi güzel olan parmak kaldırsın dedi. Ben kaldırmadım. Benimle aynı mahallede oturan bir şu kız vardı. O benim sesimin güzel olduğunu bildiği için parmak kaldırdı. Öğretmen de onun sesi güzel zannetti ve ona şahit yat buyur kızım dedi. Hayır efendim benim sesim güzel değil. İbrahim Uğurlu Genc'in sesi güzel dedi. Öyle mi dedi? Öğretmen beni çağırdı yanına. Hadi bakalım oğlum İbrahim bize bir türkü söyle dedi. Ben de o zamanın şeyiyle bir türkü söyledim. Bütün sınıf hopladı, zıpladı, oynadı. Hareketli bir parça okumuştum çünkü. Ondan sonra teneffüste öğretmen benim elimden tutup doğru baş öğretmen odasına götürdü. Orada öğretmenler hepsi teneffüste baş öğretmen odasında toplanıyorlardı. Arkadaşlar dedi benim çocuğum size bir türkü söyleyecek dedi size. Hadi oğlum de orada söyledi. Biz sınıfta söyledi. Türküyü söyledi bak. Ben de söyledim derken hepsi oynamaya başladılar. Beni tabii küçük çocuk olduğu için sevdiler, öptüler. Aferin çok güzel sesin var. Şu su bu su. Beni yani böyle güzel sözlerle tatip ettiler. Derken artık her cumartesi ve pazartesi okulun sahnesine beni çıkardırlardı. İstiklal Marşı'ndan önce bir moral şarkısı olsun diyerekten yani çocuklara bana şarkı söylerlerdi. Gel zaman git zaman okulun anneler gününde, babalar gününde herhangi bir festivalde müsameresinde falan hep beni sahneye çıkarırlardı. Çünkü benden başka kimse yoktu o zamanlar. Böyle herkes türkü şarkı söyleyemezdi ve ayrıca ben çocuk olduğum için şaşırıyorlardı yani. Ufacık çocuğun şarkıları türküleri nasıl kafasında tutuyor gibi. Derken ben senelerin ilerledikçe mahalledeki düğünlerde mahallelerde böyle bahçe düğünleri olur, meydan düğünleri olur. Oranın zamanın delikanlıları beni çağırırlar, götürürlerdi. Şarkı söylerdim. Benim cebime harçlık koyarlardı. Ben baba görmedim. Babamı 3 aylıkken kaybetmişim. Yani yetim büyüdüm. Efendim bu ara okullarda işte düğünlerde söyleye söyleye benim ismim bayağı harfsa yayıldı. Derken pavyonda çalışan bağlamacılar geldiler beni annemden istediler. Anneme yalvardı yakardı. İşte Meryem abla vallahi inan ben kendim götüreceğim kendim getireceğim sana dedi. Yeter ki git bizden türkü söylesin bizde eleman yok dedi falan. Yalvardılar anneme. Annem de tabii hem zaten mağdurduk zaten dedi. Anne sana o zamanın parası onlara çok büyük para. Sana her gün 10 lira vereceğim dedi. Beni geliyordu adam motosikletle götürüyor. Saat 11-12 gibi sahneye çıkıyorduk. Orada programı yaptıktan sonra yine motorun arkasına binip dedi, anneme getirip teslim ediyordu. Derken ben tabii bu olaylar içerisinde benim içimdeki müzik aşkım daha da büyüdü. Ve kafaya koydum dedim ki ben en sonu sanatçı olacağım. Yani o amaçla artık sanatçılığa yöneldim yani. Neyse okulu bitirdim. Efendim yine böyle büyüdükçe tabii oradaki Tarsus'taki bulunan müzik hollerinde okuyordum. Düğünlere de gidiyordum. Askerliğime gitmeden önce ben artık dedim açılayım yani böyle Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e birilere gideyim de bu işin yani ana yerlerine gideyim de bir şeyler olsun bak. Ve bizim Ankara'ya gelmeden önce halk evimizin müdürü vardı. Müdür bana dedi oğlum dedi madem kafana koydun illa ki Ankara'ya gideceksin. Benim asker arkadaşım biri var Ankara Radyosu'nda yayın şefi Nihat Kale.
Buna sana bir tavsiye mektubu vereceğim. Git sana en azından o aradaki müzik hollarında çalışmanda yardımcı olur dedi. Sağ ol dedim tabii. Bana bir yazılı bir mektup verdi. Ben öylelikle Ankara Radyosu'na geldim. Müracaattan adama çağırdılar, geldi. Adam bana müracaattan müsaade istedi. Hemen yakama bir misafir kartı kartı koydular. Adam beni yukarıda çıkarttı. İçteki mektubu okuduktan sonra demek senin sesin güzelmiş falan dedi. Öyle dedi. Bir tane Türk söyle bakayım dedi. Kapı açık yalnız. Ben de bir tane söyledim. Ben söylemeye başlayınca koridordan geçen kişiler sesi duyan bizim odaya girmeye başladı. Yani en azından 8-10 kişi odaya girdi. O zamanlar Yıldıray Çınar diye bir sanatçı vardı. O da odaya girmiş ama ben tabii ismini duymuşum ama kendini bilmiyorum tabii, şahsını bilmiyorum. Neyse parça bittikten sonra hadi bir tane uzun hava söylediler, bir tane daha söyledik falan. Baktım dedi ki bana, sen dedi burada piyasalarda çalışmaya gelmişsin, öyle yazıyor arkadaşım dedi. Evet dedim, sen dedi şimdiki bir yerde okumayacaksın. Çarşamba günü Gençlik Parkı'nda Emirgan Çay Bahçesi var. Bildir misin buraya? Bir bulurum abi dedim. Gel oraya, seninle konuşacaklarım vardır. Tamam abi. Neyse biz çarşamba günü gittim onun yanına. Ben oraya gelince işte o Yıldıray saat 5-6'dan sonra geldi. 5'ten sonra orada olur dedi. Gittim o Yıldıray'ın denilen adam da o 5-6'da çıkıyordu, oturuyorlar. Ben gelince ayağa kalktı. Hoş geldin ya, evladım dedi. Sen oturttu beni, çay falan söylediler. O ara işte Yıldıray'ın denilen kişi, ben tabii o zaman bilmiyorum dedim ya. Arkadaşlar dedi, bu delikanlının sesini yakında bütün Türkiye dinleyecek dedi. Çok güzel bir sesi vardı dedi daha. Benim için öyle değildi. Dedi İbrahim, bu dedi arkadaş böyle söylüyorsa dedi, demek ki sen işi olacaksın. Bu dedi Yıldıray Çınar. Sağ ol abi falan filan derken dedi, bir dahaki çarşamba gene bize, bu sefer radyoya geleceksin dedi bana. Saat böyle 2'den sonra gel dedi. Tamam dedim. Çarşamba günü nerede kalıyorsun dedi. Vallahi işte otellerde kalıyorum. Tamam dedi. İdare etsin dedi. Ben gittim. Çarşamba günü yine geldim oraya. Bu sefer beni o zamanın Yurttan Sesler yöneticisi Osman Özdenkçi vardı. Ona söyledim. Ben de bahsetmişler. Bu defa o beni sazıyla beraber gel bakayım evladım buraya dedi. Sen dedi neresin dedi. Tarsus dinleten. Hadi bakalım dedi. Tarsus yöresel bir parça okumanı var. Ben de tabii o zamanları Tarsus'tayken Adana Radyosu'nda da Adana Radyosu deneme yayınları yapıyordu. Tarsus Halk Evi'nin iştirakçısıydım ben. Orada da gene böyle birinci seçilmiştim. Tarsus Halk Evi'nin temsiliyle Adana Radyosu'nda programlar yapmaya başlamıştınız. Yani koro olarak yapıyorduk. Solo programı ben yapıyordum. Gidiyorduk. Solo programı ben yapıyordum. Yöresel parçayı bildiğin için orada hemen bizim yöresel parçalardan bir tane okudum. Adam beni dinleyince şaşırdı yani. Bilmiyorum o zamanları. Evladım dedi, sen dedi bir dahaki çarşamba gene buraya geleceksin. Fakat dedi hiçbiri de okumayacaksın dedi. Peki hocam dedim. Uzatmaya çarşamba günü tekrar geldim. Muzaffer Radyo Müdürlük Muzaffer İlkar. Yani Ankara Radyosu'nun genel müdürü Muzaffer İlhan diye bir adam, şahıs var işte. Ona bahsetmişler benden. Yine onun karşısına geldi. Sazını da yine Osman Bey'i getirdi. O da diyor gel bakayım evladım bana. Hadi bakayım yöresel bir türkü oku bana. Osman Bey bana hemen dedi ki o bana okudu türküyü oku dedi. Okudum. Bir sefer o İlkar Bey aynen böyle. Ha. İşte aralığı Hamma Bey'i buldum dedi. Aynen böyle. Ben tabii bir şey bilmiyorum. Duydum. Evladım dedi. Tebrik ederim. Hakikaten çok güzel bir sesin var. Seni radyo evine alacağım dedi. Ben tabii o anda aklımdan ucundan bile geçmiyordu radyo evine girme olarak. Çünkü ben o zamanları radyoya yani yüksek tahsil yapmış olan kişilere alırlar zannediyordum. Ben ilkokul mezunuyum. O bakımdan radyo evine hiç aklıma gelmiyordu benim. Böyle deyince tabii ki ben sevindim. Sağ olun hocam falan dedim. Yalnız dedi şimdi de radyo ve Türkiye genelinde her 5 senede bir müsabaka tertip eder dedi. Bu müsabakanın içinden alacağımız 20 kişi. Biz seni şimdiden aldık dedi. Bu 20 kişi içinde sen varsın dedi.
Ama dedi formalite icabı seni imtihana dilekçemden sokacağız dedi. Peki hocam dedim. Ama dedim hocam ben dedim işte ben 5-6 ay sonra askerim. Durdular şöyle birbirlerine baktılar. Ondan sonra bana dedi ki evladım dedi sen dedi askerini Ankara'ya düşür. Gerisine karışma bize gel. Ankara buraya geldikten sonra buraya bize uğrarsın. Gerisi biz burada hallederiz dedi. Tamam efendim dedim. Ben de gittim. Askerde gittik. Askerde de yani uzun lafın kısası daha şeye gelince Manisa'da tabii orada bir pırpırlı bir subay oturuyor. Ben tam demir var ne bilirim rütbesini bilmiyorum tabii. Dosyamı aldı. Bu dedi İbrahim Ulgenç kimdir dedi çıksın dedi. Manisa'ya çıkmıştı benim şeyim. Geldim buyur efendim benim dedim. Evladım dedi. Sen dedim ne çalıyorsun dedim müzisyen misin? Hayır efendim çalmıyorum söylüyorum dedi. Aa söylüyor musun? Evet dedim. Nerede söyledin şimdi kadar dedi. Adana'da diyorsun dedi. Ve oradaki müzik olanlar dedi. Allah Allah dedi. Hadi bir tane söyle bakayım dedi. Ben neyse bir tane söyleyince bu sefer adam beni bırakmadı. Yanına tuttu. Bir hafta benim kendisiyle beraber kafa sesle hadi İbrahim bir tane söyle. Ondan sonra oradakileri yazıyor çiziyor. Derhası beni bir hafta bırakmadı. Tabi ben orada okuyunca bütün birliğe birliğe dağılmış. İşte Tarslı bir çocuk gelmiş. Sesi böyle sesi böyle. Subaylar çavuşlarına demişler bu çocuğu bizim bölüğe getireceksin. Yani getirmesen sen askerini yaparım filan. Uzatmaya beni işte dağıtım yapacak gün hamama girdim. Asker kıyafetlerime girdim. Bu sefer çavuşlar benim dosyamı kapıyor. O diyor ben bu çocuğu ben bölüme götüreceğim. O diyor ben böyle birbirine düştüler. O ara oradan bir yüzbaşı geçiyormuş Mersem. Yüzbaşı ne oluyor lan burada dedi bunlara. Bu sefer de efendim de işte bu çocuğu ben bölümüne götürmesem bir tanesi. Beni komutanım vallahi askerimi yapacak. O dedi efendim vallahi benimki de böyle dedi. Lan niye çocuğun ne var dedi. Efendim dedi işte ses güzel. Ha el lafı ediliyordu bu çocuk dedi. Ulan dedi ben bu çocuğu alırdım şimdi kendi bölüme götürürdüm ama komutanları tanıyorum arkadaşlarım ayıp olur. Yazı tura atacağım oğlum dedi. Tamam mı? Tamam. Yazı tura attı ve bir tanesi yazı dedi. Yazı geldi. Beni aldı götürdü. Neyse koğuşa geldik. Ben artık bana uyku yok. Çavuşlar gel bakın Tartuslu söyle. Nöbetçi subayları çağırır. Nöbetçi amirleri çağırır. Yani ben askerlik yok. Boyuna şarkı söylüyorum. Türkü söylüyorum. Eğitime falan götürüyorlar beni. Velhasıl bir de ikinci tabunun gecesi oldu. Kışla komutanı Rafet Atilla beni çağırdı. Oğlum dedi kışların gecesini sen tertipleyeceksin. Sana yetki veriyorum. İstediğin bölükten istediğin eri alabileceksin. Türkü şarkı söyleyenler, oynayanlar, zıplayan, çalan, çırpan ne varsa hepsini aralarından seç beğen. En son ben de dinleyeceğim dedi. Ona göre şey yapacağım. Tamam komutanım dedim. Ben bu sefer kışlanın bütün birliklerine tek tek gidiyorum. Çavuşuna söylüyorum mesela efendim böyle tamam diyorlar. Askerleri çağırıyorlar. Ben askerlere dedim ki oğlum içinizde şarkı, türkü söyleyen, oynayan, hoplayan, zıplayan ne varsa gelsin bana. Söylüyorum. Ben bunları hepsini yazdım, cızdım, uzatmayak. İşte bir ay içerisinde bu işi hallettikten sonra aralarında seçtim tabii en iyileri. Dinledim çünkü şey yaptım sonra. Ondan sonra bizim dışta komutanına komutanım hazırız dedim. Tamam dedi saat 2'den sonra yemekhanede buluşalım çocukları topla. Bu arada şey ve uzatmaya geldi. O geceyi de yaptıktan sonra bu sefer benim ismim tam dağıldı. Manisa'daki askeri bilgileri dağılmıştı. Yemin merasimine geldik. Yemin merasimindeyken bir baktım üsteğime. Geldi bizim böyle öğrenmiş tabii bizim hangi bölge olduğunu. Çavuş'a dedi ki oğlum dedi sizin böyle bir çocuk varmış dedi sesi güzel. İbrahim Uğurlu genç. Sen de mi? Evet efendim ben dedi çağır bakayım dedi. Geldim. Gel bakayım dedi. Gel buyur efendim komutan dedi. İsmini soyadını söyle bakayım. İsmini soyadımı aldı. Seni dedi orada evine arıyorum dedi bana. Ve ertesi gün beni orada evine aldılar. Ben askerliğim orada evine gittim ya, götürdüler beni. Orada evinde işte şey günleri paşaların yani tatil günlerinde beni paşaların huzuruna çıkarttılar. Türkçe söyleyeceğim. İşte ilk çıktığım gün
Ben orada ne zaman o zamanın hareketli parçalarından okudum. Subaylar, hanımları filan hoplaya zıpladım, oynadılar, yeri yeri sınırlar, sevinçlerine uçtular. Beni defalarca sahneye çıkartıp indirmediler. En son bittikten sonra hepsi yanıma gelmeye başladı. Evladım sen nerelisin? Tebrik ederim, çok güzel sesin var. Subaylar geldi, karılar geldi filan. Sen nedenle hiçbir subaylara rahatsızlık verirse bize söyle yavrum. Şudur budur. Yok efendim, hepsi benimle iyi geçiyor filan dedim. Ben uzatmayayım. Böyle beni yani bayağı şey yaptılar. Kolladılar. Dağıtım günü geldi. Ben bütün komutana dedim ki efendim benim böyle benim Ankara'ya gitmem lazım. Ankara radyosunu beni alacaklar. Yani benim dağıtımımı Ankara'ya yaparsanız büyük bir iyilik yapmış olursunuz bana dedi. Oğlum dedi ben seni bir yere gönderemem elimde değil. İbrahim Ersan 57. Tümen komutana senin için emir çıkartmış. İbrahim Uğurlu Genç diye sanatçı. İbrahim Uğurlu Genç Manisa orada evinde kalacak dedi. Diye emir çıkartmış. Yani seni buradan yani kimse şey yapamaz dedi. Başka yere tayin edemez dedi. Beni aldı bir korku. Ne yapacağım? Nasıl gideceğim? Orada bırakmıyorlar beni. Velhasıl uzatmayak işte baktım ki Ankara Genelkurmay'dan bir yani kırmızı neftin bir albay gelmiş. Yok binbaşı. Binbaşı mı albay mı aklımda kalmadı bilmiyorum artık. İşte o zamanları bunun istediği ere alabilir. Hiç kimse müdahale edemez. Ankara Genelkurmay'dan emir var elinde. Geldi. Ben de bunu duyunca geldim arkasına koştum. Bir selam çaktım. Döndü bana baktı. Tabii ya bizim kışta komutanımız, bölük komutanımız ile hepsi beraberler. Erleri seçiyorlar yani işlerinden. Paraşütçü olacak kişilere. Geldi. Ben duydum paraşütçü arıyor diye. Geldim selam çaktım. Döndü bana baktı. Sayın komutanım dedim ben paraşütçü olmak istiyorum. Çünkü ben bu adamın aldıklarını Ankara'ya götüreceğini duydum. Bana baktı böyle evladım teşekkür ederiz. Senin boyun kısa dedi. Biz paraşütçüler olamaz. Seni götüremeyiz dedi. Hayır efendim dedim ben boyun bir 70'leri alıyormuşsunuz falan. Peki evladım teşekkür ederim. Olmaz dedi. Sağ ol teşekkür ederim dedi. Yürüdüler. Ben gene yandım dedim. Neyse bir böyle durdurdu. İçlerinden iri yarı bir çocuk var. Ona sen dedi. O da duymuş bunun seçtiğinin paraşütçü olacağını. Durduğu yerde bir kımıldamadan böyle komutanım ben paraşütten atlayamam. Korkarım falan filan deyince adam sinirlendi. Bizim zaten böyle komutan binbaşıdan müsaade istedi. Koştu. Bir çocuğa sillet buldu. Dövmeye başladı. Komutan binbaşı Ankara'dan geldi binbaşı dedi. Tamam komutanım bırak dedi. Aklına kaldırdılar ayağı. Sen neresin dedi. Ona İzmirliyim dedi. Öyle derken beni gördü. Arkada beni görünce lan dedi bak dedi şu çocuk dedi sabahtan beri peşinde dolaşıyor dedi. Senin yarın kadar gelmedi. Senin yerine bu çocuğu alıyorum ben dedi. Şunun evladım ismini dedi. Benim ismimi yazdı. Velhasıl ben önlükte dağıtımda Ankara'ya geleceğim. Tabii bizim kışta da şeyde bam döbüründe subay duyunca benim Ankara'ya gideceğimi çıldırdı. Velhasıl orada da bana ceza verdiler yani niye sen bunu böyle yaptın diye ama tabii yine aldı. Ben Ankara'ya gittim. Yani oraya tayin çıktı yani. Ankara'ya geldik. Genelkurmay'a. Genelkurmay'da da yine böyle sanatçı olduğum duyulunca bütün subaylar bilmem hepsi beni sevmeye başlar. Orada şarkı, orada türkü böyle yani doğrudur askerlik yaptırmadılar bana. Tabii bu ara ben izin günlerimde Ankara'da şuna gittim. Görüştüm o benim Nihat denilen abiyle. Hemen tamam dediler. İşte 2-3 ay sonra müsabaka tertipleniyor dedi. Ve uzatmaya müsabaka günü geldi. Benim dilekçemi falan hazırladılar. Geldiler beni Genelkurmay'dan istediler. Dediler efendim böyle. Bu çocuğu biz radyoyu alacağız. Tabii Genelkurmay'da da bir sevinç oldu. Yani işte kışlamızda bir çocuk radyoyu giriyor diye hesabı. Neyse girdik ve beni tam şartlarına göre yetiştirdiler. Kutlu Payaslı, Seyfettin Sığmaz. Ne bileyim işte o zamanın sanatçılarından ben hep bir ay devamlı radyo önüne gittim geldim. İmtihan şartlarına göre beni böyle yetiştirdiler. Neyse imtihan günü ben girdim. Tabii ağzımı açarken beraber hemen oradaki şey dedi ki bununla beraber 44 dördü. 306 idi numaram. Ertesi gün baktım kazanmalar listesinde İbrahim Uğurlu geç.
Zaten benim adam bana hemen de sarıldı ben ülkeden çıkınca yarışmadan. Tamam kazandın dedi. Birinci imtihanı kazandık. İkinciye 10-15 gün kadar bir müddet koydular. Yani 10-15 gün sonra zaten 100 kişi elendi. 100 kişinin alacakları 20 kişi. Ama ben bu 20 kişiyi varım. Bu işte 10-15 gün aradan sonra tekrar bizi eleme yapacaklar. Bu ara bizim bölümümüze bir asker geldi. Nereli olduğunu bilmiyoruz tabii. Güreş tuttu çocuklarla, asker çocuklarla. Çoğunu yıktı. Derken oradan biri bana dedi ki, ya İbrahim dedi, bu çocuk dedi lan bütün bölüğü rezil etti. Anca sen bunu yıkarsan yıkarsın. Bundan bir de sen güreş. Ben de işte o zaman cahilim, 20 yaşındayız. Düşünemedim. Çocuğa dedim gel lan dedi, senden ben güreşeceğim. O da olur dedi. Bir de içeride kış boğuşta güreşiyoruz, betonda yani. Adama anca bir çocuğa gel dediğimi biliyorum. Bir de anam diye bağırdım biliyorum. Gözümü açtım ki Gülhan Hastanesi'de benim karnımı yarmışlar bile. Ameliyat adam çocuk beni kaptıksın yere vurmasıyla beraber. Adam gerçekten güreşçiymiş Mersem. Göbeğim patlamış benim. Ve benim ameliyat olunca 2-3 gün sonra da imtihan yaklaşmıştı yani. Beni ameliyat olunca tabii ameliyat eden beni üsteğmen vermedi. Adamım geldi ağladı. Lan oğlum sen ne yaptın? Şudur bu abi ne bileyim de bu oldu. Adamına her ne kadar yalvandıysa üsteğmene çocuğu verin böyle böyle bir şey oluyor. Hayır efendim veremez, veremem dedi. Orada bağıracarken oradan dedi dikişlerim dedi bir patlar çatlarsa iş kanamadan ölür. O zaman benim rükmenlerim de gider hapse de girerim ben de. Bunu nasıl veririm ben sana? Velhasıl beni subay vermedi. Ben böylelikle imtihan şart haklarımı kaybettim. Yani gidemedim. Hakkımı kaybettim. Öylelikle ondan sonra sahnelerine okumaya başladım. Ankara'da, mezunlarda 4-5 sene kadar orada okudum. Ondan sonra işte İstanbul'a geldim. İstanbul'da da yine böyle müzik yollarında okumaya başladım. Derken bir gün adım İbrahim Uğur Üzüm'den ampulü boya nasıl dönüştüğünü soruyorsanız onu anlatmaya başlıyorum. Şimdi beraber olduğum bir hanım vardı. Bir gün yani beraber olduğum kadınla biz aynı karı koca hayatı yaşıyoruz yani. Evimiz aynı evdeyiz. Oturduğumuz günler içerisinde bir gün bir baktım, sabah kalktım. Benim saçlarım hep makasla doğranmış. Bende çok güzel saç vardı. Kadından benden başka kimse yok. Kadını evde yani. Kadını uyandırıp kızım Ayşe Fatma uyan bakın. Bu ne kızım? Beni görünce hemen gülmeye başladı. Niye gülüyor kız dedim filan. Bu ne dedim? Bu ne deyince kendi göğsünden bir başka bir kadının yani daha ondan önce daha takıldığım bir kadın vardı. Onun resmini çıkarttı. Benim cebimde yakalamış. Bu ne dedi peki bana buna? Derken tabii sinirlendim. Ben bunu dövdüm. Karakolluk olduk falan filan. Karakolda bizi komiser barıştırdı. Neyse çıktık geldik. Ertesi gün bir baktım ki müzisyenler kahvesine gitmeden önce tabii ben mecburen her tarafım kırpık. Böyle gidecek halim yok ya. Yani. Gittim kafamı sıraya vurdum. Ben de geldim müzisyenler kahvesine. Kahvede beni arkadaşlar görünce böyle ampul geldi dediler. Lan ampul mampul deyince ben sinirlendim tabii. Ne ampul lan filan. Ne kızıyorsun kardeşim dediler. Gazetelere baksana dediler. Lan ne gazetesi? Tan gazetesi, Güneydoğu gazetesi hep seni yazıyor dediler. Allah Allah. Gittim gazeteye bir baktım. Birinci sayfadan manşet haberi yapmışlar. İbrahim nasıl ampul gibi oldu. Bir tarafında Ajde Pekkan, bir tarafta Yunusem Okan ortaya beni koymuşlar. Kafamı gösteriyorlar. Ve benim saçımı kesen kadın resmini de koymuşlar. Allah Allah biz gazeteciye falan bir gittik. Nereden bu çıldı? Koştum karakola. Karakola dedim ki komiserim bu ne? Baktım komiser değil. Ahmet oğlum bu ampul geldi dedi. Gel dedi. Bu sefer geldim bir baktım. Hoş geldin lan dedi. Kimsin ya dedi. Dedi bu dedi bizim karakolumuzun muhabiri dedi. Ya oğlum sen kimden haber aldın? Kimden müsaade sen? Abi dedi sen burada ifade verirken karın kızdan beraber ben sizi gördüm. O zamanlarda tabii böyle görüntüleri resim yok. Hani çat diye çekiyor kimse anlamadı bizim resimlerimizi çekmiş Mersem. Anlayacağınız ondan sonra o kafasına göre beni işte yazmış çizmiş. Velhasıl adama kızdım ama adam bu sefer bana dedi ki sen abi bana teşekkür etmen lazım dedi ya. Sen isim oldun haberin yok dedi. Bir ton telefon geldi bu ampulü bu kim diye. Gazeteye dedi. Ondan sonra
Her gün bu sefer gazeteler ben geldi, muhabirler geldiler benden haber alıyorlar. İşte ampul bu yok şeyde çöl sefasında yok bilmem nerede karıları kızları getiriyorlar bana yanıma. Benden beraber resim çektiriyorlar falan filan. Böyle şişinme haberlerini böyle beni bir, hemen hemen en az bir sene devam etti yazdılar. İstanbul'da derken Türkiye'de ismi Ampulibu olarak böylelikle ismi Ampulibu'ya dönüştü. Şimdi benim bu anlattıklarım 80'li yıllarda oldu. Yani bu şimdiye kadar anlatmış olduğum hepsi 80'li yıllara kadar İbrahim Burgeç, 80'li yıllardan sonra Ampulibu denmeye başladı. Her ne kadar ismini değiştirmeye çalıştımsa hiç kimse bana artık ne İbrahim diyor ne bir şey Ampul diyor diye çağırıyorlar. Baktım olacak gibidir. Ben de o zaman tuttum bir afiş yaptırdım. Kafamı da ampulün içine geçirttim. 5000 tane İstanbul'un her tarafı bir donattırdım. Ampulibu. Ama nedir? Yazmadım yani. Sanatçı mıdır? Artist midir? Tiyatrocu mudur? Yazma. Sadece Ampulibu. İstanbul'un bütün sokaklarını 5000 tane donattırdım. Bomba patladı. Önüne gelen gazeteci bana geliyor. Benden haberler yazıyorlar. Caddelerde yürüyemez oldum. Caddeye çıktığım zaman arkamdan bağıran bağıran. Ampulibu aslanım benim. Kim geçer seni? Koçum benim falan. Ya bağıran bağıran. Herkes film teklifleri gelmeye başladı. Bir iki ufak filmlerde de oynadım. Velhasıl yani anlayacağınız Ampulibu'da olmama sebep bu. Şimdi o zamanın sanatçılıkla bu zamanın sanatçılık ortamını soruyorsanız o zamanlar sanatçılık vardı. Sanatçı değil. Sanatçılık vardı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sanatçı değil. Sanatçılık vardı. Sanatçılık. Yani bunu şimdiki maalesef kimsenin yüzüne gitmesin. Ben şu ortamda eski sanatçıların ayarında sanatçı göremiyorum. İki türkü, iki şarkı öğrenen üstüne bir takım elbise bulup buluştur. Nereden çalıyor, çırpıyor, ne yapıyor, ne yapıyor da ben de değil. Ben sanatçıyım diyor. Ortaya çıkıyor. Yani anlayacağınız o eski günlerin sanatçıları ben şimdiki sanatçıların arasında denizler, deryalar farkı var. Zaten eski zamanın müzikolleri de kalmadı. Müzik bar, müzik türküsü, türkü evi bilmem ne, karma çorma bir şey ortalım yani. Sanatçılık bu Tarkan çıktıktan sonra oynama şıkıdım carttır cürttır Türk halk müziği de, Türk sanat müziği de maalesef vurgun yedi. Yani anlayacağınız şu ortamda ben doğru dürüst sanatçı göremiyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Evet. İşte o zaman bir gazinocuymuş ben bilmiyorum. Geldi yanıma İbrahim Bey bir dakika dedi bana. Ben döndüm. Buyurun beyim. Ben dedi harem gazinosunun sahibi Yılmaz dedi. Memnun oldum efendim. Sıra sevilerde harem diye 12'nin yanında bir gece kulübü vardı. Evet dedim. İbrahim Bey sizden anlaşmak istiyoruz dedi. Bizde program yapmanı istiyoruz dedi. Nasıl yaparız? Ben dedim tamam dedim. Gazinonuzu biliyorum. Ben bir ara gelin bakayım oraya bir göreyim. Ondan sonra konuşuruz. Tamam mı? Tamam. Ben saat kaç gibi geldim dedim. İşte 9-10 gibi geldiler. Ben de gittim. Baktım. Normal bir gece kulübü. Konuştuk. Dedim dinlemek istiyorsanız biz seni dinledik İbrahim Bey dediler. Kasetlerinizi dinledik dediler. Beğendik dediler. Zaten şimdi müşteri yok. Kimse de yok. Söylesen de söylemesen de fark etmez bizim için. Biz seni şahsimize lazım. Tamam peki dedik. Ne istersin dediler bana. Ben dedim ki o zamanın parası tabii. İşte gecede yani sahne aldığım sürede 300 lira. Adam şaşırdı, afardı, durdu. Ne diyorsun kardeşim sen İbrahim Bey dedi ya. 300 lira ne demek dedi ya. Biz dedi burada işte Serkan Avcı diye bir sanatçı var bu zamanlar onların yanında. Ona 40 lira para veriyor dedi ya. En azından 8-10 tane masası da var her gün geliyor dedi falan filan. Vallahi ben anlamam kardeşim dedim. O adı Serkan Avcı'ymış. Benim adım Ampulibu. İşte gidiyorum dedim. Tam gideceğim çıkıp arkadan bir ses. Kadın bir ses. Baktım İbrahim Bey bir dakika dedi. Döndüm baktım kadın. Mesela esas gazino sahibi kadınmış. Çağırdı. Geldi. Buyurun dedi. Oturun. Oturdum. Peki İbrahim Bey dedi. İstediğiniz fiyatı vereceğiz. Kaç masa vaat ediyorsun dedi bana. Ne masası dedi ya. Ben hiçbir yerde öyle bir şeyle karşılaşmadım çünkü. Ben Ankara'da ve burada daha önceki çalıştığım düğün salonlarında, gazinolarda hiçbiri bana kaç masa getirin falan demediler dedi.
Ama dedi İbrahim Bey dedi, bütün sanatçılar böyle çalışıyor dedi falan. Vallahi ben anlamam dedim kızım ben. Afişimi asarsınız, reklamı yaparsınız. Sizin de benim de kısmetimize gelen olur ve ekmeğimizi yersiniz dedim. Durdular İbrahim Bey ama dedi işte o böyle derseniz olmaz dedi. Olmasa canınız sağ olsun. Ben de çektim gittim. Yani Mersem o zaman masa getiren sanatçılar işte o alemdeki hovarda tipli zenginleri tanıyorlar. Birbirlerine bu işleri yapan sanatçılar da birbirlerini tanıyorlar. Onlar birbirlerinin vasıtasıyla o müşterileri alo mesela Ahmet Bey. Ahmet abi ben giden yere başladım. Seni ve grubunu bekliyorum abi. Adam da tabii diyormuş ki işte tamam oğlum geleyim canın sağ olsun. Ama yengen yok yanınızda. Tamam abi yengen hazır birinci masada seni bekliyorum. Yani anlayacağınız adamlar müşterilere kendileri daha önceden hanım hazırlıyorlar. Öylelikle masa yapıyorlar. O zamanlar öyleydi. Şimdiki durumları bilmiyorum tabii. Yani ben o durumlara girmediğim için maalesef ampuli bu olduktan sonra yemini billah ediyorum ampuli bu olayından ben 1 lira kazanmadım. 1 lira Allah'ın 1 lirasını kazanmadım. Ampuli bu olmadan önce İbrahim Uğurlu gençken 3 tane kasetim vardı. Harika plak, Hülya plak, Çinçin plak. Bunların üçünde İbrahim Uğurlu genç olarak 1 tane kasetim. Ayrıca Çinçin plakta o zamanın 45'lik plaklarım da vardı. Bir tane de plak onu yapmıştım. Ampuli olduktan sonra 3 tane de ampuli bu kaseti yaptım. Şenay plak, İnanç plak da İnanç plak, Şenay'da 2 tane, İnanç'ta 1 tane. Yani anlayacağınız ben ampuli bu olduktan sonra yemini billah ediyorum 1 lira kazanmadığım gibi bendeki 3-5 kuruşumu da hani reklam olacak, şey olacak, bu olacak diye harcamalar yaptım. Başka ne işler yaptın İbrahim abi? İşte maalesef başımdan daha böyle değişik bir olay geçti. O da yani küçük kardeşim memlekette birini öldürmüş. Onun cezaevine düşmüş. Onun yüzünden ben tabii işte yalnız bundan önce yine beni İstanbul Radyosu'na yine çağırdı bir şeyde Asmalı Mecid'de okuyorum. Bir baktım ama gene o zaman İbrahim Uğurlu geçti ismim. Ampuli bu değildi. Masar işte sahnede indikten sonra beni masaya çağırdı bir tanesi. Gittim bir baktım çıkarttım kartı cebinden Orhan Dağlı İstanbul Radyosu başbağlamalarından. Yarın dedi bana geliyorsun seni İstanbul Radyosu'na alacağım dedi bana adam. Ben de tabii sağ ol hocam dedim sevindim. O zamanlar tabii yaşım 23-25 yaşlarındayım. Tabii işte radyo öne gittim. Arkadaşlara bahsetmiş. Oradaki kendi arkadaşlarına. Bana hadi oğlum burada bir Nazeyi bir oku bakayım dedi. Ben orada çünkü gece kulübünde Nazeyi falan bir parça vardı. İzzet Altınmeşen'i okumuştum. Onu okudum. Bu sefer odakiler dedi ki işte İzzet Altınmeşen'in pabucunu atacak, dama atacak falan bulmuşsun. Hocam tebrik ederim seni. Falan böyle bir konuşma geçti. Tam işte yine böyle müsabaka dalganı Ankara'daki olay gibi. Müsabaka yapılacak ve seni öyle alacağız falan dediler. Biz yine böyle yine müsabakaya katıldık. O yakındı zaman. Yine böyle kazandım birinciyi. İkinciye gelmeden önce o zaman otelde kalıyorum ben. Bir baktım gece polisler geldiler beni kaldırdılar otelden. Hayırdır falan. İşte İbrahim Uğurlu gel sen misin? Ya pardon Ampulibo sen misin? Vallahi aklımda kalmadı. İşte o zaman Ampulibo değildim. İbrahim Uğurlu gel. Evet dedim. Beni hemen aldılar. Karakola götürdüler. Komiser dediler efendim işte aradığımız adam buymuş. Ya hayırdır kardeşim ne aradınız? Ne yaptım ben? Bir şey yapmamışım ki. Tamam dedi. Sen dedi hemen dedi. Bunu dedi hemen Tarsus karakoluna merkezine gönderin dedi. Beni aynen aldılar Tarsus karakoluna getirdiler teslim ettiler. Bir gittim orada ancak öğrendim ki kardeşim cinayet işlemiş. Kaçmış kayıp. Kimse yerini bulamıyor. Bütün sulareyi karakola çekmişler. Dövmüş. O zaman da bir işte büyüklerimizi küçüklerimizi dövmüşler, sövmüşler. Ne yapmışlar bilmiyorum artık. Onlar öğlen kişinin biri akrabasının biri demiş ki efendim bunun İstanbul'da bir abisi var. Onun yanına kaçmış olabilir. Onu da o bilir ben onu. O vesileyle beni alıp İstanbul'dan getirdiler oraya. Ben tabii geldim. Komiser bana dedi ki gel bakın buraya dedi. Geldim buyurun efendim. Kardeşin nerede dedi.
Ne bileyim ben nerede ya? Velhan gene komiser baktım bana zor lan yani. Ya arkadaş dedim, bilmiyorum ben, bilmediğim şey ne de. Ben İstanbul'dayım, bu adam burada cinayet işlemişler. Nereden haberim olacak falan. Yani anlayacağınız. Ben bir, gerçekten de bilmiyorum ama anlamıyor. Bu sefer beni de karakola attılar. Beni de orada bırakmadılar 3-5 gün. Velhasıl ben ikinci, burada İstanbul Radyosu'ndaki ikinci iptal'a böylelikle de gelemedim. Ve şansımı öyle kaybettim. Yani anlayacağınız. Hayat mücadelemde, sanatçılık yönünde özellikle terslikler bir türlü peşimi bırakmadı. Burada İstanbul'dayken gene İbrahim Uğurlu Genç adım, rahmetli Dündar Kılıçlar'ın kahvesinde bir defa gitmiştim bir arkadaşları görmeye. Orada beni tanıdılar. Yani sanatçı olarak falan duyurunca beni Cemal Kamacı Gazinosu'na götürdüler. Orada çıktım, program yaptım. Adamlar beni beğendi. Tamam dediler. İkinci kadroya seni koy. Türk'ün sanatçı olarak, erkek sanatçı olarak seni koyacağız dediler. İsmimi aldılar. Biz gece geldik. Kartı verdi bana adam. Yani git bu şeyine görüp oraya program yapar. Organizatörün kartını verdi. Git buradan görüş dedi. Seni ikinci kadroya koyacağım. Ben tabii ertesi gün gittim adamın yanına, organizatörün yanına. Adama selam verdim. Dedim bu hoş geldin buyur dedi. Dedim efendim durum böyle böyle. Kartıda işte Cemal Kamacı'nın kendisi verdi. İkinci kadroya beni koyacak mısın? Sen de bana bu gazete okumadın mı? Ne gazetesi dedim. Çıkarttı Hürriyet gazetesi. Bir baktım ki biz oradan döndükten sonra Cemal Kamacı'nın gazinosunda tüp patlamış. Gazino olduğu gibi havaya uçmuş. Yani yanmış, yangın çıkmış. Hadi. Bitti gazino. Oradan işim bitti mi? Öldü mü? Oradan da işim öldü. Derken İstanbul Radyosu'nda şeyimi de böyle kaybettim. Yani anlayacağınız sanat hayatımda benim aksilikler peşimi bırakmadı. Ampulik olduktan sonra da yemini billah ediyorum 1 lira kazanmadım. Kardeşimin cinayeti olayından sonra da tabii kardeşimizi kurtaracağız diye ufak tefek 3-5'im varsa onları da öyle harcadık gitti. Derken tersiye bağladı. Ben başladım Nevizade Sokağı'nda buzlu badem satmaya başladım. Zaten onunla ilgili gazetelerde çok haberlerim çıktı benim. İzlerseniz, araştırırsanız bulursunuz zaten. Anlayacağınız zaten bütün internetlerde benim hayat hikayem var. Amplibo yazın hemen karşınıza çıkar. Anlayacağınız olay bu kardeşim. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Alıyı tanıyabilirsin abi. Pala. Palayla bir anım var mı? Pala. Pala vardı ev yerde. Ölen palayı mı diyorsun? Evet. Bir anım var mı oraya ilgili hiç? Sokaktaki ölen pala mı? Evet. Yok tanışırdık. Yani gariban. Ben onu gariban biliyordum. Bilmiyorum. Babalı günah söyleyenlerin boynuna. Öldükten sonra o yemin bilmiyorum. Bak tekrar söylüyorum. Babalı günah söyleyenler mi? O zamanın parası 300 bin lira para çıkmış şeyin altında. Karyolasının altında. Öyle diyorlar. Ben görmedim. Elden duydum. Yani ondan ben onu gariban bildiğim için hani biraz durumum iyi olduğu fazla zamanlarda gördüm mü bazen görüyordum. Yerlerden bakıyorum simit mimit topluyor falan yiyordu. Ben de bazen böyle bir para falan veriyordum. Allah şahit. Helali hoş olsun anamın sütü gibi. Ama dediğim gibi işte öldükten sonra öyle bir şeyini duydum. Ama ne derece doğru bilemiyorum. Eyvallah.